Bu savaşa son versinler. Artık yeter yani. Bıktık, usandık. Sur içinde herkesin evi falan yıkılmış. Cami falan mahvolmuş. Hani adalet istiyoruz. Diyoruz bu savaşlar bitsin. Sur'da 2 Aralık'ta başlayan sokağa çıkma yasağı sürüyor. Hayat da bir yandan devam ediyor. Peki Diyarbakırlılar bütün bu olana bitene ne diyor, ne talep ediyor? İşte onları konuştuk. Sur içinde Cemal İlmaz'da oturuyorum. Şu an biz 4F burada şehitliğe gitmişiz. Artık yani apartman bile bizden şikayetçi. Çoluk çocuğumuz perişan. İş yok, güç yok. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Şu an mahallede olduğu yerde şu an evimiz galiba harabeye dönmüş. Öyle aldığımız bilgiye göre. Hani Allah bırakmasın, bir şey diyecek söz bulamıyoruz. Gerçekten yani biz ne amaçla ne şeyle biz o evi yaptık. Yani gerçekten şu an perişan bir durumdayız. Ne diyeceğimizi de bilmiyoruz. Tek diyeceğimiz elimizden gelen şey budur. Allah hakkımızı bırakmasın. Kim sebep olduysa yani. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Lise son. Lise sondasın. Peki o zaman senin şimdi sınava hazırlanıyor olman lazım. Önce onunla başlayalım. Yani çatışmalar devam ediyor. Sokağa çıkma yasakları sürüyor. Şehir abluka altında. Bütün bu atmosferde ne yapıyorsun? Ders çalışıyor musun? Ne bileyim nasıl gidiyor yani? Yo, ders çalışamıyoruz. Okullar tatil ediliyor. Sokağa çıkma yasağı var. Olaylar var. O yüzden evden dışarı çıkamıyoruz. Ne diyorsun bütün bu olan bitene? Yo, en kısa zamanda barış olsun istiyoruz. Yani biz de bu olaylarda etkileniyoruz. Kardeşlerimizdir, akrabalarımızdır. En kısa zamanda olayların bitmesini istiyoruz. Neymiş efendim? Kanton bölge oluşacak ya. Kürtler kendini tanıdı ya. Orada işte burada da sınırlar kaldırılacak falan. Hepsi bu. Kürt dedin mi öleceksin. Varım dedin mi öleceksin. Sessiz olacaksın. Her şeye karşı başını eğeceksin, yaşayacaksın. Kimse kusura bakmasın. Böyle bir yaşam tarzında kimse yaşamayacak. Biraz anlatır mısınız nasıl durum orada Sur'da şimdi? Ya ben baktım yani insanlık dışı bir muamele yapılıyor. Top sesleri. Ondan sonra yazıktır, günahtır. Kimi kıskanacağını mı insan? Sen kim var orada? Kim var? Kürt Mehmet var. Türk Mehmet onu öldürüyor. Birbirini öldürüyor. Aynı Resulü, aynı Allah'a kulluk yapıyoruz. Nedir bu? Nedir bu? Nereye kadar olacak? Hani barış istiyoruz, çocuklarımız okula gitsin. Silah sesleri gelmesin, kuşlar ötsün. Böyle yani. Ne oluyor bu süredir Diyarbakır'da? Biraz anlatalım. Vallahi biz de bilmiyoruz. Yani insanlar ölüyor. Hani düşün yani yatıyoruz silah sesiyle mi yatıyoruz? Uyanıyoruz silah sesiyle mi uyanıyoruz? Öyle. Hani diyoruz acaba sabahı görecek miyiz? Sabah olunca akşamı görecek miyiz? Öyle yani. Hani Diyarbakır'daki insanların can güvenliği yok. Biz artık huzur istiyoruz, barış istiyoruz ha. Ne talep ediyorsunuz? Yani mesela burada bütün bu savaşa çatışmalara rağmen en temel talep barış. Siz ne diyorsunuz? Bu savaş için biz acilen bir barış istiyoruz efendim. Hiçbir şey istemiyoruz. Sadece barış, barış, barış. Ülkemiz için, milletçimiz bizim için Diyarbakır'dır, İzmir'dir, Antep'tir, Trabzon'dur, Giresun'dur. Her yer bizim yüreğimizdir, bizim ülkemizdir. Barış istiyoruz, barış istiyoruz, barış istiyoruz efendim. Ben öğrenciyim. Bir aya yakın öyle okula gidemiyoruz ama gittiğimiz zaman da öğretmenler bizi geri gönderiyor. Sınav falan olduğumuzda tankların sessiz silah sesleri geliyor. Ya bu dolayısıyla hiç savaş istemiyoruz. Sadece adalet istiyoruz ve barış istiyoruz. Abla içeride çatışma falan yapıyorlar. Biz de burada okula gidemiyoruz. Okula gidiyoruz. Geç de gittiğimiz için burada yolda geçemiyoruz. Onun için hani barış istiyoruz.